Bayezid bekle. Bayezid. Siz gönlünüzü ferah tutun şehzadem. Her işte bir hayır vardır. Nerede bu işin hayrı kapıdan paşa? Hünkârımızın cennetinden bir kez daha kavuldum. Madem öyle şehzadem, o vakit siz de kendi cennetinizi korun. Nereye kayboldunuz validem? Hem de böyle mühim bir günde. İşlerim vardı. Karar ilan edilmiş dediler. Ben de bu yüzden merak ettim. Siz bir şey öğrenebildiniz mi? Validem, ne demek oluyor bu? Hünkârımız ben varken Selim'i nasıl seçer? Sakin ol aslanım. Gel, otur, gel. Ne oturması validem? Duymadınız mı beni? Hünkârımız böyle bir kararı nasıl verir? Evet, bu mümkün değil. Kes sesini. İkiniz de sus. Sizin haddinize mi düştü babanızın verdiği kararları tartışmak? Hünkârımız böyle münasip görmüşse yapacak bir şey yok. Hepimiz itaat edeceğiz. Şehzadem. Bir emriniz var mı? Konya'ya haber göndereceğim Feda. Gazanfer'e hazırlıklarını yapsın. Manisa'ya gidiyoruz. Anlaşılan siz bu karardan memnunsunuz validem. Yoksa benim yerime Selim'i mi tavsiye ettiniz? Benimle bir alakası yok Bayezid. Hünkârımız böyle münasip gördüyse akan sular durur. Durmalı. Anladın mı beni? Ben size ne anladığımı söyleyeyim validem. Hünkârımız bir kez daha cezalandırdı beni. Üstelik hiçbir suçum ve günahım yokken. Bayezid, bırak gitsin. Şu anda kimseyle konuşacak hali yok. Selim'i siz tavsiye ettiniz, öyle değil mi? Gerekli talimatları verdim hünkârım. Hazırlıklar biter bitmez şehzademiz emniyetli bir şekilde Manisa'ya gidecekler. Selim'e göz kulak olur üstem. Onun bu yük altında ezilmesini istemem. Merak buyurmayın hünkârım. Toyluk zamanla geçer, tecrübe kazanır. Benim de gözüm üzerlerinde olacak. Gel. Hünkârım, şehzademiz Mustafa Hazretleri teşrif ettiler. Onca vakit boşuna mı uğraştık biz? Sizin de Bayezid'i desteklediğinizi sanıyordum. İnan bana, en doğrusu bu Mihrim'a. Bayezid'in bu başına buyruk, esip gürleyen halleri beni korkutuyor. Onun biraz daha büyümesi, olgunlaşması lazım. O halde neden benden sakladınız? Rüstem de biliyor, öyle değil mi? Hayır, hayır. İkinize de söylemedim. Zira mani olmak isterdiniz. Aklın yolu birdir çünkü. Selim olmaz. O Konya sancağını bile idare etmekten aciz. Hep birlikte destek olup ona yardım ederiz. Bayezid'e de destek olabilirdik. Anlamıyorsun Mihrim'a. Bayezid benim en büyük umudum. Onu vaktinden önce yollayıp düşmanlarımın önüne atamazdım. Selim de sizin oğlunuz. Ona kıyıyor musunuz yani? Bunu mu söylüyorsunuz? Hayır. Selim'im uysaldır. Hırsları yok. Kimse onu tehdit olarak görmez. Ama Bayezid öyle mi? Babası gibi üstün meziyetleri var. Zeki, cengaver. Mutlaka rakip bellenir. Vaktiyle Mehmet'imin canına kıyan zalimler onun da canını almak ister. Ben bu tehlikeyi göze alamam. Almam. O gün siz yoktunuz. Şimdi buradasınız. Rüstem de Vezir-i Azam. Hep birlikte kardeşimi korurduk. Bana güven Mihrim'a.
kararla sadece Beyazıt'ın değil, Selim'in de hayatını kurtardım. Bence hata yaptınız. Mustafa abinin önünü kesmek isterken Selim ve Beyazıt'ı birbirine düşman edeceksiniz. Şehzadem. Pek bir kederle gördüm sizi. Yoksa Manisa'ya gideceğinizi mi hayal ediyordunuz? Boyundan büyük laflar etme Rüstem. Benim hayallerimin zerresi dahi senin gözlerini yakar, kör eder. Hünkârımız sizi bekliyorlar. Neymiş bu? Badem çorbası sinyora. Tadı fena değil. Yiyebilirsiniz. Yemeyeceğim. Git su getir bana. Afiyet olsun kızlar. Sana da Dişe Hatun. Hayrola? Yine yüzünde güller açıyor. Haberiniz yok mu? Şehzade Selim Hazretleri Saruhan Sancak Bey'e tayin edildi. Yakında Manisa'ya gidiyoruz. Sümbül Ağa'yla konuşmak lazım. Şehzadenin haremine bizi de seçsin. Ne isterse veririm vallahi. Selim. Aslan oğlum benim. Haberi işitince öyle mutlu oldum ki. Rabbim yolunu açık. Kılıcını keskin eylesin. Oysa ben sizin üzüleceğinizi tahmin etmiştim validem. Ne de olsa başkası vardı aklınızda. Sana daha önce de söyledim. Benim için ikiniz de birsiniz. Ayrıca senin dediğin gibi olsaydı şu anda Beyazıt seçilmiş olurdu. Sahi kardeşim nerede? Divandan beri görmedim onu. Sen yapacaklarını düşün şimdi. Manisa'ya gitmek mühim. Ama ondan da mühimi orada kalabilmek. Ayrıca Mustafa abinin başına gelenler ibret olsun sana. Herhalde oradan sürülmek istemezsin. Değil mi? Elimden geleni yaparım validem. Elinden geleni yapacaksın. Aklını başına toplayacaksın. Ve benim sözümden zinhar çıkmayacaksın Selim. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Hürrem. Süleyman. Biz de aslanımla sohbet ediyorduk. Öylesine heyecanlı ve sevinçli ki. Sana minnettar. Hünkârım, yüce gönlünüzle bana dünyaları bağışladınız. Sizi asla utandırmayacağım. Bundan hiç şüphem yok. Can Feda Hatun. Yine bir yerini kesmedin inşallah. Ben bir şey duydum. Şehzade Selim bir yere gidecekmiş. Çenen düşsün mi? Sana ne oluyor hatun? Niye soruyorsun? Merak ettim be. Sancak Bey olmuş. Ne demek bu? Osmanlı Devleti'nin onlarca sancağı vardır. En küçük sancak bile sizin verindikten daha büyüktür. Şehzadeler de mühim sancakları idare eder. Başka şehzade var mı? Olmaz olur mu? Şükürler olsun 3 şehzademiz daha var. Peki hangisi sultan olacak? Kader hangi şehzademize gülerse. Fakat şehzademiz Selim Manisa'ya gittiği için bir adım önde. Zira tahtın yolu oradan geçer. Şehzade Selim sultan mı olacak? Tövbe tövbe. Ben nereden bileyim hatun? Hadi geç yerine. Yemeğini ye, aç kalacaksın. Geç.
Bayezid sükunetle karşıladı kararı. Beni her geçen gün biraz daha şaşırtıyor. Büyüyor aslanım. Tabii yalnızca o değil. Selim, Cihangir, Mehrimah. Onların en büyük şansı senin gibi bir anneye sahip olmalarıdır Hürrem. Sen varlığınla hem bana hem de onlara kuvvet veriyorsun. Senin yokluğunda neler yaşadım bir ben, bir de Yüce Rabbim bilir. Rabbim bize o günleri bir daha yaşatmasın. Amin. Kaç mevsim kaldım o çukurda hatırlamıyorum. Kaç kış geçti, kaç bahar. En zoru da sensizlikti. Seni artık göremeyecektim. Sesini duyamayacaktım. Düşüncesi bile beni kahrederken ateşin içinde buldum kendimi. O ateş beni de yakıp kavurdu Hürrem. Seninle birlikte ruhumu da kaybettim sanki. Neşemi, sevincimi, kalbimi söküp aldılar sanki. O vakit anladım. Sensiz hiçbir şeyin kıymeti yok. Ne soluduğum havanın, ne de içtiğim suyun. Hamdülillah, devleti ışkın müyesserdir bana. Elde tuttuğum lebün yadına sagardır bana. Kâkülüne kimi reyhandir muhibbi kimi misk. Ko nedirlerse desinler, zülfü amberdir bana. Valeria. Signora. Götür şunu kirlenmişinizin bul bana. Signora, kalfa yasak dedi. Görünce kızıyorlar. Nereye atın? O elindeki ne? Çarşafım kirlenmiş. Temizini alacaktım. Bırak şimdi onu. Neşe, Hazal. Gelin buraya. Buyurun Fahriye Hatun. Şehzademiz Selim hamama gidecekler. Derhal hamamı hazır etmek lazım. Hemen gideriz. Edebinle dur Hatun. Kaşın gözün oynamasın. Senin adın neydi? Valeria. Kızlar, Valeria sizinle gelecek. İş öğrensinler biraz. Akşama kadar boş boş oturuyorlar. Signora, bağışlayın beni. Hamama gitmem lazım. Sen değil Valeria. Ben gideceğim. Valeria ne oldu birden? Hastaydı o. Başı ağrıyordu. Yardım etmek istedim. Kızlar, bitmedi mi hala işiniz? Şehzademiz gelmek üzere. Bitti can feda hatun. Hadi. Ne bakıyorsun hala? Yürü, hadi yürü. Şehzadem.
Şehzadem. Bağışlayın, burada olduğunuzu. Çekilebilirsin Hatun. Teşekkür etmek istedim. Siz benim hayatımı kurtardınız. O gece bileğimi kesmiştim, siz yardım ettiniz. Bunu hayatım boyunca... Çık dışarı Hatun. Çık. Çık, yalnız bırak. Beni hatırlamadı bile Valeria. Belki de bilerek öyle davrandı, bilmiyorum. Burada çok hatun var Signora. Hangi birini hatırlasın Sezade? Beni bu köylülerle biri mi tutuyorsun? Hayır, ben... Unutma ki benim adım Cecilia. Cecilia Venier Batu. Beni din bütün erkekler benim peşimde koşardı. Bütün İtalya sizin güzelliğinizi konuşurdu. Ama burası Osmanlı Signora. Burada kimse tanımıyor sizi. Bilmiyor. O halde beni tanıyacaklar Valeria. Kim olduğumu bilecekler. Biraz da Selim'den onu kendini beğenmiş prens. Ben köle değilim. Kimseye boyun eğmem. Madem buradan çıkış yok, kurtuluş yok. O halde yukarıda olmalıyım. En yukarıda. Sultanım, hepsi istediğiniz gibi. Maşallah. Seçin birini, Şehzademiz Selim için hususi olarak yetiştirelim. Şehzademin haremine yolla. Lakin benim istediğim hatun bunların arasında değil. Sultanım, ben tetkik etmeye devam ederim. Yakında öyle bir fırtına kopacak ki Sümbül. Yer yerinden oynayacak. O yüzden sıkı tutulmalıyız. Tutulmalıyız ki kimse bizi yerimizden edemesin. Şehzademiz avdan döner dönmez yola revan olacak. Tedbirinizi alın, bir eksik gedik olursa vallahi acımam, kapının önüne koyarım. Sümbül ağam. Hı, söyle. Bir cariye geldi ağam. İlla sizi görmek istiyor. Derdi neymiş, sormadın mı? Tutturdu göreceğim diyor ağam. Başka bir şey demiyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Sen şu canına kıymak isteyen hatun değil misin? Ne halt etmeye geldin sen buraya? Yine eve gitmek istiyorum dersen vallahi cehenneme yollarım seni. Yok. Sana bir hediye getirdim. Bayram değil, seyran değil. Nereden icap ettin? Duydum ki bu sarayda her şey senden sorulurmuş. Senin istediklerin olur. İstemediklerin olmazmış. Sultanlar bile karışamazmış sana. Rabbime şükürler olsun. De hele, ne istiyorsun? Buradan gitmek istiyorum. Yahu ben sana az evvel ne dedim? Oy! Öyle değil. Şehzadeyle gitmek istiyorum. Şehzade Selim'le. Hümaşa. Benim güzel torunum. Canım. Belli ki büyüdüğünde ortalığı kasıp kavuracak. Otursana. Validem, neyiniz var? Birkaç gündür pek telaşlısınız. Rüstem de öyle. Annelik sana pek yaramadı Mihrimah. İyiden iyiye evhamlı oldun.
Sümbül sana şu hatun meselesinden söz etti mi? Evet, bahsetti. Selim'e bir hatun arıyormuşsunuz. Öyle. Sancağın da güçlü olabilmesi için bu şart. Bir erkeğin arkasındaki kadın güçlü değilse, o erkek güçlü değildir. Validem, Selim'den bahsediyoruz. Bütün kadınlar bir olup arkasına geçse nafile. Sizi bile dinlemiyor. Mesele de bu zaten. Beni dinlemesi için bir hatuna ihtiyacım var. Koynuna girecek bir hatuna. Ve bu hatunu ben seçmeliyim ki sonradan başım ağrımasın. Rahmetli Valide Sultan'ın düştüğü hataya düşmeyeceğim ben. Vaktiyle bana düşmanlık edeceğini elimden tutsaydı, yanımda olsaydı, oğlunu da kaybetmezdi. Neler düşünüyorsunuz böyle? Sizden öğreneceğim daha çok şey var. Nasıl sakladın sen bunu? Üstünü başını arayan olmadı mı hiç? Herkesin gizlediği bir şeyler vardır. Bu çok kıymetli bir mücevher. Yahudi tacirler bunun için sana bir servet verir. Karşında tek bir şey istiyorum. Beni şehzadenin haremine seçeceksin. Cariyeler şehzadelerin haremine girmek isteyebilir elbette. Bunda bir mani yok. Ama ve lakin bunun için rüşvet teklif etmek büyük bir günahtır. Yok. Bir hediye. Ne diyorlardı sizin burada? Gönlümden koptu. Madem gönlünden koptu, o halde ben de sana yardım ederim. Seçildiğimde alırsın. Hatunların hazırlanması icap ediyor. Haydi. Daha evvel seçtiklerim öne çıksın. Ha. Sen vardın. İyi. Bir hatun daha lazım. Gerisi kalabilir. Sen gel hatun. Sen değil arkandaki. Ha. Haydi. Seçtiklerin bu tarafa geçsin, gerisi dağılsın. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Haydi geç. Haydi. Fahriye Hatun, aman diyeyim, ismini cismini iyice yaz, bir karışıklık çıkmasın. Haydi. Çok büyük hata yaptın Sümbül Ağa. O mücevher çok kıymetliydi. Öyle, vallahi öyle. Sarrafın elinde para bırakmadım, para. Haydi yürüme. Beyhan Sultanımız sana hususi olarak selam gönderdi. Lütfetmişler sultanımız. Afiyet dilerdir inşallah. Saati iyi.
Fatma Sultanımızı ziyarete Antakya'ya gitmişler. Gitmesi lazım tabii. Kardeşler zor günler içindir. Zor günler mi? Ne oldu ki? Fatma Sultanımızın kocası Mustafa Paşa ile aralarında bazı sıkıntılar hasıl olmuş diye işittim. Maşallah sultanım. Gözünüzden de bir şey kaçmıyor. Mesele neymiş merak ettim doğrusu. Mühim değil. Araları düzeldi zaten. Bir sıkıntı yok çok şükür. Siz devam edin, ben birazdan geleceğim. Teşekkür ederim Valeria. Şehzadenin haremine gideceksin. Ben de çok şaşırdım. Keşke sizi de götürselerdi. Yıldızlar benden yana değil Valeria. Belki de bana küstüler. Uzun zamandır gökyüzünden uzak kaldım. Keşke bu gece bakabilsem. Kalfayla konuşun. Belki izin verir. Hayır, bunu yaptığımı bilmelerini istemem. Git bana kağıt bul, kalem bul. Olmaz. Yapamam. Sen bana karşı mı geliyorsun? Bağışlayın beni. Ben artık bir şehzade güzesi olacağım. Hizmet yok. Zaten yasak, kızıyorlar.